İki dakikaya ben okeyim bu arada. Ben düştüm mü bir tepki alabilir miyim? Hazırsan, hazır mısın? 2 dakikaya hazır olacağım. Teknik sebeplerden ötürü. Okay. Şu an hazırım. Başlayabilirim. Tamamdır. Başlayalım. Tamamdır. 10 dakika süren Herkesin var. tamamdır. Kronometremi başlattım ben de. Öncelikle katılan herkese teşekkür ederim. Biraz her sunumda olduğu gibi üzerimde ufak bir heyecan var. Bu nedenle ötürü sürçülisan edersem affola. Ben Yağız Gürtü. Öncelikle 4 aydır Mayıs ayından itibaren kongre dönemine kadar IEEE Power and Energy Society Türkiye öğrenci temsilciliğini yürütmüştüm. Öncelikle biraz kendimi tanıtmak istiyorum. Ben kimim sorularına yanıt vereyim. Adımı zaten söyledim, tekrar söyleyeyim. Adım Yağız Gürtü. Aslen Kıbrıslıyım. Yeditepe Üniversitesi'nde elektrik elektronik mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. 5 yıldır IEEE gönüllüsüyüm. Ve 5 yıllık IEEE gönüllülüğümün arasında birçok Yeditepe içerisinde olsun, Türkiye PES koordinasyon zamanında olsun birçok farklı pozisyonlarda görev aldım. Benim PES ile ilk tanışmam Yeditepe'de düzenlenen PES kampı ile oldu. Orada bir üyeyken henüz Yeditepe Üniversitesi öğrenci kolunda saha ekiminde görev almıştım ve PES ile tanışma fırsatı bulmuştum. PES ile tanışmam sırasında da açıkçası topluluktan ve hitap ettiği yapı beni oldukça etkilemişti. Akabinde Yeditepe Üniversitesi'nde PES komitesi içerisinde etkinlik koordinatörlüğü, PES komite başkanlığı ve daha sonra IEEE Yeditepe Üniversitesi kol başkanlığı görevlerini yürüttüm. Bu süre zarfı içerisinde Ece Sultan Kaba'nın temsilci olduğu dönemde PES koordinasyon ekibinde yer aldım. Dergi ve bölge sorumlusu olarak bu dönemde görev almıştım. Ve en son olarak 2022-2023 dönemi arasında 4 aylık periyotta Mayıs-Eylül arasında öğrenci temsilciliğini yürüttüm. Bu temsilcilik dönemi boyunca devam eden 2022 dönem arasında yaptıklarımızdan bahsetmek istiyorum ben ve ekibim olarak. Bizim hali hazırda bir Google Drive arşivimiz yoktu ve bu arşivimize tekrardan kavuştuk. Raporlama şablonlarımızı düzenledik ve böylece komite İK'larından ve yönetim kurullarından, PES kollarından raporlama almak için tamamen hazır pozisyona geldik. Olmayan student sosyal medya hesaplarımızın açılış sürecini başlattık. Bu konuda PES Türkiye Chapter Başkanı Ozan Hoca ile iletişime geçtim. Bu süreç birazcık şu anda yavaş işliyor çünkü benim tekrardan adaylık sürecim doğdu ve hani belirsizliklerden ötürü diğer başka bir aday çıkmasına karşılık ve seçilememe durumuma karşılık bu süreç birazcık yavaşladı, fakat eğer ki bu hafta sonundan sonra görevime tekrardan devam edersem en kısa sürede sosyal medya hesaplarımıza kavuşup sizlerle tekrardan etkileşim halinde olacağız. Koordinasyon ekibimizi kurmuştuk bu 4 aylık sürede ve hala alımlara devam etmek istiyoruz. Birazdan da zaten benimle birlikte olan aday koordinasyon ekibine, devam etmek isteyen koordinasyon ekibini de tanıtacağım. Komite idari kurulları ile iletişim ağı ve networking ağlarımızı kurduk. Bunlar nedir? İşte WhatsApp grupları olsun, Discord kanalları olsun. İnsanlar, komite başkanları ve İK'ları birbirleriyle iletişim halinde artık. Geçtiğimiz dönemde, yani 2021-2022 dönemi arasında herhangi bir PES temsilcisi yoktu. Bu nedenden ötürü komite İK'ları birbirleriyle irtibata geçemiyordu ve İK'lar birbirlerinin yaptığı etkinliklerden pek haberdar değildi. Bu toparlanma süreci aşamasında biz eski PES ruhunu geri getirdik. 2022-2023 dönem arasında yapmayı planladıklarımız ise Türkiye geneli PES kollarının aktifliğini sağlamak ve kolları bir araya getirmek. Birinci hedefimiz de bunu ilk etapta gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Ve önümüzdeki günlerde kökten esinlendiğimiz, hani brunch değil kahvaltı tarzı bir etkinlik ile ilk olarak Marmara bölgesinde, daha sonra diğer bölgelerdeki PES kollarını
Böyle minik brunch olsun, kahvaltılar olsun, hem üyeleri hem İK'ları bir araya getirerek insanların ilk etapta bölgesel, daha sonra Türkiye genel bir PES etkinliğiyle kaynaşmasını sağlamak istiyoruz. Akabinde temelleri atılmış fakat gerçekleştiremeyen Solar Rover yarışmasını artık bu sene yapmak istiyoruz. Çünkü birçok üniversitede hala Solar Rover'lar hazır bir şekilde duruyor. Yarışa hazır bir şekilde bunun el kitapçığını teknik ekibimize düzenleyerek değerlendirme kriterlerini paylaşarak ve yeni Solar Rover yapmak isteyen kollara briefing niteliğinde olacak bir doküman hazırlayarak paylaşıp yıl sonunda bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Global PES üyesi öğrenci sayımızı artırmak istiyoruz. Bu konuda global fırsatlar ekibimize çok büyük bir iş düşüyor. Çünkü PES üyeliği bildiğiniz üzere gerçekten pahalı. Neredeyse bir IEEE üyeliği kadar ekstra bir ücret ödenmesi gerekiyor. Bu konuda maalesef ki döviz kurlarının etkisiyle birazcık yıpranmış vaziyetteyiz. İndirim kodu almak veya üyeliği farklı yollardan elde etme konusunda elimizden geleni yapacağız. Bunların hepsini gerçekleştirdikten sonra yarattığımız etkileşimle miras bırakabilir bir yapı bırakmak istiyoruz. Bunun altını özellikle çizdim. İlerleyen slaytlarımda daha çok konuşacağım bununla alakalı. Aday koordinasyon ekibi üyelerim gördüğünüz gibidir. Bu gördüğünüz isimler hali hazırda bu 4 aylık periyotta koordinasyon ekibimde yer aldı ve hepsi gerçekten emekleri çok fazla. Eğer ki sizler beni uygun görürseniz bu ekip üyeleriyle devam etmek ve akabinde bu ekibe takviyeler yaparak PES'i olabildiğince optimize edip görevimize devam etmek istiyoruz. Power Energy Society misyonundan bahsetmek istiyorum. Site'da da okunduğu gibi IEEE PES üyelerinin ve toplumun iletişim içinde olduğu üyelerin kendi becerilerini sergileme ortamını sağlar. Ayrıca onlara paylaşımcı, sosyal, girişken ve mesleklerinde fark yaratabilen bireyler olmalarını sağlar. Vizyonumuzdan bahsedecek olursam da yenilikçi önerilerimizi, iş disiplinimizle güç enerji alanında mükemmelliği teşvik etmek ve alanında profesyonel insanları da ağırlayarak bu bilinci teknik düzeyde Türkiye başta olmak üzere Region 8 ve tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Açıkçası örnek bir yapı oluşturmak istiyoruz. Gelenekselleşen ve gerçekleştirmeyi planladığımız PES etkinliklerimiz var. Women Power Türkiye Konferansı olarak en son Yeditepe Üniversitesi'nde 2018 yılında düzenlenmişti. Daha sonra bildiğim kadarıyla bir ev sahipliği olmadı. Türkiye gene bir Women Power konferansını gerçekleştirmek istiyoruz. Children'ın Power tarzı ilkokul ve ortaokul düzeyindeki genç nesile sürdürülebilir enerji ve sürdürülebilir gücü olabildiğince aşılamak ve bilinçli nesiller yetiştirmeye katkı sağlamak istiyoruz. PES Talks ve PES Kampı'ndan bahsedeceğim. PES Talks'ları PES Kampı'nın içine entegre etmek istiyoruz. Ve Solar Rover yarışması. Children'ın Power, dediğim gibi ilkokul ve ortaolkul düzeyindeki öğrenciler yenilenebilir enerji başta olmak üzere sürdürülebilir bir geleceği teşvik etmek üzere yapmış olduğumuz minik projeleri barındıran bir PES etkinliği. Women Power, açıkçası bizim çok önemli etkinliklerimizden biri PES'in bünyesinde bulunan aynısı iştir kişinin cinsiyetine bakılmaz mottosuyla yola çıkarak VIE Affinity Group ile işbirliği yaparak bu etkinliği birlikte çıkarmak istiyoruz. Ve alanında profesyonel olan kadın mühendisleri bu konferansta ağırlayarak onların hayat hikayelerini ve yaptıkları çalışmaları sizlerle buluşturmak istiyoruz. PES Talk ve DLP Lecture'lar var. PES Talk'lar yine alanında uzman isimleri ağırladığımız bir oturum şeklinde devam edecek. Bunları PES Kamp'ın içine entegre etmek istiyoruz. Biz pandemi dönemindeyken benim koordinasyon ekibinde bulunduğum zamanda YouTube kanalını çok aktif bir şekilde kullanıyorduk. YouTube kanalı üzerinden PES Talk adı altında neredeyse her hafta enerji sektöründen, güç sektöründen birilerini ağırlayarak yaptıkları çalışmaları ve nelere önden sahip olmamız konusunda bize bilgilendirmeler yaptıkları bir oturumlar oluyordu. DLP Lectures ise IEEE'nin senior member hocalarımızı ağırladığımız global olarak online yayınlı programlarımız. Bir tık daha yüksek lisansa hitap etse de lisans öğrencilerine de çok fazla kendilerine katkı sağlayabileceği yayınlar oluyordu. Tekrardan bunu canlandırmak istiyoruz. PES kampının içeriğinden bahsetmek istiyorum. PES kampı 2 gün sürmesini planladığımız bir etkinlik. Bu etkinliğin içinde konferanslar, teknik eğitimler ve kaynaştırma oturumları olacak. Kaynaştırma oturumları konusunda Sayın Kök temsilcimize çok güveniyorum. Bize yardımcı olacağından hiç şüphem yok. Bu bir ekip işi. Ben diğer temsilci arkadaşlarımla bu aynı ekipte bulunmayı seviyorum ve ben onların da bana çok fazla katkı sağlayacağımızı düşünüyorum.
Konferanslarımızı Pep Talk içerikleriyle teknik eğitimlerimizde bir nevi DLP lecture'lara benzetmek istiyoruz. Solar Rover yarışmasından bahsettim. Bu yarışmanın çok önemli kazanımları var. Ekipçi çalışma becerisi kazanmanıza katkı sağlıyor. Ve diğer PES kollarıyla bir araya gelme fırsatınız oluyor PES kampının haricinde. Teknik beceriyi zaten araştırma, geliştirme sürecinde kazanmış oluyorsunuz. Ve elde ettiğiniz ve çıkardığınız ürünü bir yerde göstererek, sunarak, uzman kişilere sunduğunuz zaman kendinizi aslında gösterme fırsatı bulmuş oluyorsunuz. Ve bu da size staj ve iş teklif alabilme fırsatının önünü açıyor. Son olarak son saniyelerime geliyorum, cümlelerimi toparlayayım. Miras bırakılabilir bir yapı projemiz var bizim. Ne yazık ki pandemi sürecinde özellikle PES kolları bir araya gelemediği için ve PES üyeleri Türkiye yapısını tanıyamadığı için bir miras bırakılabilir yapı olmamıştı. Ve ne yazık ki bütün geçmişte yapılan çalışmalar olsun, tasarımlar olsun hepsi kayboldu. Bütün arşivlerimiz silinmişti. Biz bunları tekrardan kazandırdık ve kolların üyelerini olabildiğince içimize alarak, onların bizi tanımasını sağlayarak, bu yapıyı miras bırakarak hani onların devam ettirmesini istiyoruz yılın sonunda. Bizlerin görevi gelip geçici ama bu yapı kalıcıdır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güç ve enerjinin bol olduğu bir dönem diliyorum. Mottomuz olan More Power to the Future diyorum. İletişim bilgilerim gördüğünüz gibi mail yoluyla, telefon yoluyla, Instagram yoluyla istediğiniz gibi bana ulaşabilirsiniz. Eğer ki sorularınız varsa seve seve dinlemeye ve yanıtlamaya hazırım. Yes, sunumun için teşekkür ederiz. Arkadaşlar, soru ve cevap kısmına geçebiliriz. İsterseniz sesli mesajdan, isterseniz de chatten sorularınızı bize iletebilirsiniz. Herhangi bir soru galiba yok. Peki, neden bir soru geliyor? Yıl içindeki çalışmalarda PES Global üyeliği için PES Türkiye'nin bir planı var mı? Evet, planımız var. Çünkü özellikle enflasyonun sadece Türkiye'yi değil, bütün dünyanın vurması üzerine hali hazırda IEEE Global üyeliği olmak üzere komite üyelikleri de ciddi miktarda, hani bize göre ciddi miktarda artış gösterdi. Ve bu üyeliklerin arasında en pahalısı olan PES var. Bu konuda global tarafla sürekli iletişimde kalarak durumu izah edip bir şekilde insanların bu üyeliğe daha kolay ulaşmalarını sağlamak istiyoruz. Çünkü şu anda Türkiye içerisinde PES üyeliği olan kişi sayısı gerçekten çok az. Bunun farkındayız. Bunun analizini yaptık. Gerek indirim kodu olsun, gerek farklı bir şekilde üye olma olsun. Biz insanları üye olmaya teşvik edip insanları üye yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz şu anda. Teşekkürler. Ben bir soru Rica sormak ederim. İstiyorum. Tabii. Solar Rover yarışması hakkında bir soru soracağım. Tabii. Solar Rover yarışmasındaki herhangi bir çalışma başlattınız mı? Ve tarihleri şu an için belli mi? Tarihleri öngördüğümüz tarihler var Solar Rover'la alakalı. Solar Rover yarışmasını açıkçası finaller ve bütünlemeler bittikten sonra Temmuz ayı içerisinde planlamayı düşünüyoruz. İnsanların yaz okulu tarihlerini de denk getirdiğimiz zaman bu en uygun tarih Temmuz ortası oluyor. Daha önce şöyle bir planımız oldu. Biz TUSAŞ ile Türk Uzay Havacılık Sanayi, sanırım doğru söyledim. Bir mühendis bize teklif sunmuştu. Hani buyurun sizi misafir edelim, misafir evlerimiz var. Aynı zamanda jürilerimiz tarafından mühendislerimiz jüri olur ve bu şekilde bir değerlendirme olur. Sizleri misafir etmek hem teknik gezi sağlarız TUSAŞ içerisinde hem de sizlerin konaklaması olsun, işte bu yarışmanın yapılabilmesi olsun, biz elimizden gelen desteği veririz şeklinde bir
geri dönüt aldık. Ama bunlar tabii gayri resmi konuşmalar. Ortalıkta bir şu anda resmi bir belge ve bununla alakalı bir anlaşma bulunmamakta. Bunun şimdiden başlayarak aslında bütün yılımızı netleştirmek istiyoruz. Yani bizim gerçekçi olmak gerekirse şu anda birinci dönem içerisinde kaynaştırmalardan öte bir etkinlik çıkarmamız şu anda pek mümkün değil. Çünkü çok yeni bir yapıyız. Yani yeni bir koordinasyon ekibiyiz. Açıkçası ikinci dönem ve yazı birbirine katarak biz IEEE Türkiye içerisinde bir pes dalgası estirmek istiyoruz. Umarım Okey. yanıt olmuştur. Teşekkürler. Bekir'den bir Bekir'in soru var. diğer disiplinlerle ortak yürütmek istediğiniz bir çalışma var mı demiş. Az önce de söylediğim gibi Women Power'ı VE Affinity Group ile Women Engineering Affinity Group ile beraber organize edip içeriğini zenginleştirmek istiyoruz. Teşekkürler. Rica ederim. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Rica ederim. Sanırım yok. Seçimimizi yavaştan bitirebiliriz. Arkadaşlar yarın öğle saatlerinde seçim başlatılacak. Beatles üzerinden mail yoluyla her zamanki gibi maillerinizi kontrol edersiniz. Sadece PES Global üyeliği olan arkadaşlar oy kullanabilecek. Bütün kollarınıza duyurusunu yaparsınız. Aynı şekilde biz de mail üzerinden duyurusunu geçeceğiz. Herkes için hayırlı olsun. Umarım kazanan IEEE olur. Herkese iyi Kazanan akşamlar IEEE diliyorum. olsun. İyi akşamlar.